TV Trabzon stüdyolarından hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Trabzon'dayız, Trabzon stüdyolarındayız. Yine çok değerli iki konumuz olacak. Yine eğitimi konuşacağız. Eğitimle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Aytaç Kurs Trabzon Şube Kurucusu Sayın Abdülkadir Erdem ile yine Aytaç Kurs Trabzon Şube Müdürü Yıldız Altıkaya bu akşam bizlerle birlikte olacak. Hem Aytaç Kurs'u konuşacağız hem üniversite sınavları ile ilgili değerlendirmeler alacağız. Öğrencilerimize bir anlamda bilgilendirme yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldız Hocam'la başlayalım. Öncelikle üniversite sınavı ile başlayalım. Bu yıl 11. sınıflar nasıl bir plan izlemeli? Buyurun. Tabii 11. sınıf bizim için aslında bir sınav senesi öğrencisi. Tıpkı 12. sınıftaki öğrencilerimiz gibi 11. sınıftan itibaren sınava hazırlamaya başlıyoruz. 11. sınıf çok kritik bir dönem aslında baktığınızda. Kritik olmasının sebebi sınava iyice yaklaşmış oluyoruz ve geriden getirdiğimiz eksiklikler artık gün yüzüne iyice çıkmaya başlıyor. Durum böyle olunca 11. sınıfta çok iyi bir planlama yapmamız lazım. Ne demek planlama? En başta eksiklerimizi kendimiz bilmemiz lazım. Neyi yapamıyoruz, hangi konuda eksiyiz, nereden başlamalıyız? Tabii öğrenci bunu tek başına ilerletemiyor, irdeletemiyor ya da tek başına yönlendirmede bulunamıyor. Bunun için rehberlik öğretmenlerine başvuruyorlar. Rehberlik öğretmenleri 11. sınıfta nasıl bir program izlemesi gerektiğini, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini net bir şekilde ifade ediyor aslında. Burada esas sorun şu, 11. sınıf hem fark etmek için hem de yola çıkmak için çok iyi bir süreç. Burada TYT dediğimiz temel yeterlilik testine 11. sınıfta başlıyoruz. Eğer biz 11. sınıfta TYT dediğimiz kısmın büyük çoğunluğunu halledebilirsek, geriye kalan kısımda alan yeterlilik kısmını çok rahat ilerletebiliriz. TYT'de esas olan 9 ve 10. sınıf, yani o temelden getirdiklerimiz. Eğer temelden getirdiklerimizi tam anlamıyla oturtur, tam anlamıyla ilerletebilirsek, sınav senesi geldiğinde zaten sorun ortadan kalkmış oluyor. Başarılı bir şekilde sonuç alıyoruz. 11. sınıfta esas olan neyin eksik olduğunu bilmek. Evet, devam edeceğiz sizde hocam. Şimdi hocam birazcık da şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Aytaç Eğitim Kurumu'nun içeriğinden, Aytaç markasından biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi ülkemizde sınav hazırlıklarıyla ilgili kurumlar genel itibariyle son birkaç yıldır yeniden bir yapılanma içerisindeler. Ancak dönemin konjonktürü nedeniyle kurslar bu sınavlara hazırlık işlerinden bir miktar çekildiler. Bazı markalar kendilerini feshetti ya da devam etmedi. Tabii şu anda piyasada hakikaten öğrencileri dürüstçe yönlendirecek, sınava ciddi bir şekilde hazırlayacak, gerekirse akademik gerçekliklerini onlara sunacak ve ulusal anlamda bir programı olan, bir standartları olan kurumlara ihtiyaç var. Şimdi Aytaç Kurs olarak biz bu manada yola çıktık. Biz ülkede tüm şubelerinde benzer bir standartları uygulayan kurs markası olarak hareket ediyoruz. Burada son derece gerçekçi, yani hizmet ettiğimiz alanlarda insanların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek, zamanlarını doğru ve verimli kullanmalarını sağlayacak bir konsept belirledik. Şimdi Aytaç Kurs olarak, Aytaç Kurs Arı Yayınları'nın resmi kurs markasıdır. Arı Yayınları'nın bünyesinde ne var? 3-4-5 yayınları var, çanta yayınları var, prova yayınları var. Bunun gibi 20'ye yakın yayın markası bizim çatı holdingimiz bünyesinde bulunuyor ve biz bunların resmi kurs markasıyız. Doğal olarak da bizim ortaya koyacağımız hizmetin arkasında yayın olarak da büyük bir gücümüz var. Aynı zamanda yılların, aşağı yukarı 30 yıllık bir geçmişi var bu sistemin. Yılların deneyimini de şu anda Trabzon'a da getirdik. Bu kurs markasının en önemli 3 fonksiyonu, yani özellikle matematik eğitimi konusundaki iddialı programımızdır. Yani bu yeni bir şey değil. Bu bizim diğer kurumlarımızda yıllardır uygulanan ve başarılı olan bir sistem. Bölümlenmiş matematik programı şu anda Türkiye'de sadece bizim
sistemimizde uygulanıyor. Detayları Yıldız Hanım verecek. Aytaç Kurs, yani Türkiye'de hedefimiz 100 şubeye ulaşmak. Aytaç Kurs olarak Türkiye'nin tüm nezih illerinde, büyük şehirlerinde ve güzide beldelerinde kamuoyuna bu hizmeti taşıyacağız. Doğru bir hizmet vereceğiz. Dürüst bir hizmet vereceğiz. Yani kursların dezavantajları olan işte böyle ekonomik kadrolarla hareket etmeyeceğiz. Deneyimli kadrolarla hareket edeceğiz. Öğrencilerin soru çözme ihtiyaçlarını karşılayacağız. En önemlisi. Bunun dışında özellikle şu anki lise ve ortaokul öğrencilerinin en büyük zorluk çektiği öğrencilerin takibatı açısından da ATS dediğimiz müthiş bir rehberlik sistemimiz var. Çok gerçekçi. Bunu da kamuoyunun hizmetine sunacağız. Bizim markamızın öne çıkan unsurları bunlar. Peki, teşekkür ediyorum. En azından eğitimi konuşurken hangi isimlerle, hangi eğitim kuruluşunun katkılarıyla programı da gerçekleştirdiğimiz bu anlamda izleyicilerimiz tarafından da bilinmiş oldu. Sadece 12. sınıfta mı hazırlamak, 12. sınıfta hazırlanmak yeterli olur mu sınavlara? Tabii ki mümkün değil. Sadece 12. sınıf demek, bütün 4 senenin toplamını tek bir seneye sığdırmak demek aslında. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, bir de 12. sınıfın kendi müfredatı eklendiğinde önümüzde öğrencinin önünde kocaman bir dağ oluşuyor. Biz 9. sınıftan itibaren bu sürece başlamamız gerektiğini mutlaka vurguluyoruz. Çünkü bir temel ne kadar sağlam olursa üzerine eklediğimiz, üzerine inşa edeceğimiz seneler de o kadar sağlam olur. Bu ne demek? Öğrenci 9. sınıftan itibaren sistematik ve düzenli şekilde çalışmaya başlaması lazım. Yani 9. sınıfta gördüğü her konuyu iyice sindirip, hazmedip, ileride karşısına çıktığında tekrardan kolayca hatırlayabilecek şekilde o seneyi sağlamlaştırması lazım. Sadece 12. sınıf sınava hazırlık öğrencisinde iyi bir başarı yakalamak için, iyi bir derece yapmak için yeterli değil. Bu yüzden 9. sınıfı sağlam, 10. sınıfı sağlam, 11. sınıfı sağlam şekilde ilerletmeli ki 12. sınıfa geldiğinde gerek kaldığı takdirde lokal müdahalelerle eksiklerini görüp onları tedavi edip tamamen deneme, soru çözümü, bölüm analizi şeklinde ilerleyebilsin. Başarı 9. sınıf temelinde başlar. Eğer 9. 10. 11. sınıfta iyi çalışmazsanız 12. sınıfta iyi bir başarı, iyi bir derece elde etmeniz mümkün değil. Tabii bir taraftan da sadece okul zamanları çalışmaktan ziyade yaz dönemlerinde de bu işe başlamak gerekiyor. Öğrenciler yazdan itibaren sınav çalışmaları nasıl şekillendirmeli? Tabii dediğim gibi biz bunu 9. sınıf temelli ele alıyoruz. 9. sınıfta öğrenci zaten LGS döneminden çıktığı için aslında ders çalışma o yoğunluktan, o tempodan yoruluyor ve 9. sınıfta biraz ara vermek istiyor. Fakat 9. sınıfta çok yoğun olmasa bile mutlaka yazın belli saat dilimlerinde, belli programlarla planlanmış bir düzende yazdan itibaren düzenli bir şekilde çalışması lazım. Yaz zor olmuyor mu? Elbette ki öğrenci için, öğrenci için daha zor. Fakat şöyle düşünmek lazım. Ben bunu 9. sınıfta, 10. sınıfta yapmazsam 2 sene sonra çok daha yüklü bir miktarını, çok daha fazlasını, çok daha fazla efor sarf ederek tekrardan yapmak zorunda kalacağım. Bu yüzden yükümü ne kadar hafifletebilirsem, o 12. sınıfa sınav senesine gelene kadar ne kadar omzumdaki yükten atabilirsem benim için o kadar iyi. Öğrenci böyle düşünürse başarılı bir sonuç mutlaka alır. Peki, kurs ile hazırlanmak ile online hazırlanmak arasında hangisi tercih edilmeli? Şimdi pandemi döneminde çocuklar örgün eğitimden yararlanamadı. Kurslardan, okullardan, okul kurslarından, özel okullardan çok verim alamadılar. Çünkü okullar yasaklıydı, gidemedik. Evet. Çocuklar örgün eğitim alamadılar, dersleri. Ancak ya okulların online eğitimlerinden karşılamak zorunda kaldılar ya da online YouTube'dan oradan buradan dersleri dinlediler. Bu şekilde bir şeyler öğrenmeye çalıştılar. Tabii bazı şirketler de buna yönelik ürünler de çıkardılar. Bu işi hazır böyle bir fırsat oldu. Ticari bir maksada çevirdiler. Tabii biz buna karşı değiliz. Ancak öğrenme yüz yüze olur. Biz 1,5 yıl çok ciddi online eğitim verdik. Gördük ki
bu dönemde iyi online eğitim alanlar bile çok fazla ilerleyemiyorlar. Şimdi online eğitim uzaktan, çocuğun öz disiplini iyi gelişmemişse, çocuğu o ekran karşısında oturup da oyun oynamadığını ya da o dersin tamamını dinlediğini garanti altına alamıyorsunuz. Bir de pandemiden önce çocukların bilgisayarlardan, tabletlerden ve telefonlardan uzak durması için bir mücadele vardı. O pandemi girdikten sonra da direkt o tabletlere, bilgisayarlara ve şimdi bilgisayar zararlı bir şey değildir. Ama bilgisayarla ulaştığınız içerikler zararlıysa zararlıdır. Yoksa bilgisayarda günde 8 saat kendinize program yapıp şu saat şunu dinleyeceğim, şu saat şunu dinleyeceğim, şu saat şu soruları çözen bir hocayı dinleyeceğim diye program yapıp dinlerseniz bilgisayar faydalı. Çocuklar çok fazla ona yaklaşıyor. Ama öğrenciler faydalı içerikleri takip etmiyorlar. Faydasız ve zararlı içerikleri takip ediyorlar. Şimdi online hizmetler çok iyi bir yardımcı kaynak olabilir. Ama çocuklar sınavlara, ciddi sınavlara yüz yüze hazırlanmalı. Yani kurs en azından belli bir okulu olan, okulu sabitleşmiş öğrencilerin sınava hazırlık noktasında en önemli kaynağıdır. Online çalışmalarla işi götürmeye çalışan öğrenciler bunu düzenli olarak uygulayamazlar. Kendilerini denetleyemezler. Sonuçta da bütün konuları, o öğrenmeleri gereken miktar kadar öğrenemezler. Geçen sene pandemi dönemindeki sınav netleriyle ondan önceki yıllardaki sınav netleri arasındaki büyük farkın kaynağı da budur. Şimdi yüz yüze yapılan eğitimin yerini online bir hizmet tutamayacaktır. Ha, ama bana göre ikisini beraber almalı. Yani çocuk kurs hizmetini almalı. Akşam geldikten sonra anlayamadığı bir konuyu online ya da yüz yüze dinlemeli. İşin içerisinde eğitim varsa, ulaşabildiği ne kadar faktör varsa onları bir şekilde elde etmeli. Ya şu anda internet eğitim konusunda da bir derya deniz. Yani piyano öğrenmek istiyorsanız bir sürü piyano öğretmeni var. Gitar öğrenmek istiyorsanız bir sürü gitar öğretmeni var. İngilizce hakeza öyle. Ben bu arada programın içerisinde belki zaman bulamayız. Özellikle Ramazan Bayramı sonrasında Trabzon şubemizde, Gazipaşa'daki binamızda 9, 10 ve 11. sınıflarla ilgili ücretsiz rehab programı dediğimiz rehberlik programları yapmaya başlıyoruz. Yıldız Hanım detaylarını verecek. Bu konuda 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine nasıl, hangi gün, kaç saat, hangi konuyu çalışacaklarına dair detaylı ders programları hazırlıyoruz. İnternetten başvuru da yapabilirler. Kursumuza direkt yüz yüze görüşmeye de gelebilirler. Ayrıca 7 Mayıs'ta da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ücretsiz bursluluk sınavımız var. Onu da buradan duyuralım tekrar. Detayları dedi Yıldız Hanım. Detayları alabilir miyiz? Evet, hemen başlayalım. Başvurular, öncelikle şunu belirtelim. 9 ve 10. sınıflarda akademik planlama için ücretsiz bir hizmet vereceğiz. Aytaç kursu olarak. Bunun için başvuruları internet üzerinden aytaçkurstrabzon.com.tr'den başvurabilirler. İçerik şu. Şimdi bizim biraz önce bahsettiğimiz sınav son senede kazanılmaz kısmını 9. ve 10. sınıftan nasıl başlamamız gerekiyor? Bunun için önce bir hazır bulunmuşluk sınavı uyguluyoruz. Sonrasında orada tespit ettiğimiz eksiklere göre, konu eksiği, ders analizine göre öğrenciye bir planlama yapıyoruz. Tabii bu planlamayı yaz boyunca, yaz süresince takip ediyoruz. Bu sistematiğe alışan, bu eksiklerini gören, bunlar için çaba sarf eden her öğrenci 12. sınıfa geldiğinde zaten bunların karşılığını mutlaka alıyor. Ne kadar erken ders çalışmaya başlarsak sınavda o kadar başarılı oluyoruz aslında. Evet. Abdülkadir Hocam, bir öğrenci sınava hazırlanırken kaç farklı yayın çözmelidir? Şimdi sayısal öğrenci ve eşit ağırlık öğrenciyi ayrı ayrı alalım. Eğer bir öğrenci üniversite hazırlık çalışmasını son yıla bırakmadıysa, 9, 10'dan, 11'den bir çalışmalar yaptıysa zaten ortalama ders başına 5 ya da 6 kitap bitirmiş olur. Evet. Biz şunu görüyoruz, yani 3 kitaptan aşağı bitiren bir öğrenci sınavda pek bir şey yapamıyor sayısal derslerden. Matematik, TYT, AYT ayrı ayrı olmak kaydıyla TYT matematik, AYT matematik problemler ve geometride minimum 3'er tane kitabı çocukların bitirmesi lazım. Bu fizik, kimya, biyoloji için de en az 3 şeklinde cereyan edebilir. Türkçedense Türkçe
Dil bilgisi ve paragraf kitaplarını ayrı ayrı tutalım. Özellikle tematik paragraf biçiminde çıkan yeni kitaplar var. Yani çocuklar 2 ayda bir bir Türkçe kitabını, bir paragraf kitabını devirmeleri lazım. Yani 10'dan, 11'den, 12'de 2'şer tane, 3'er tane, 5'er tane onları ne kadar çözerlerse. Şimdi matematikte 35 iyi bir rakamdır. Ama Türkçe'de 35 yapan Türkiye'de aşağı yukarı 40-50 bin öğrenci var artık. Ve 40 yapan öğrenci sayısı son derece azdır. Yani o yüzden yani çok erken yaşta Türkçe işini çocukların çözebilmesi adına Türkçeden bu sayıyı 3 değil belki 10 olarak, 15 olarak nitelendirebiliriz. Peki özel dersler nasıl verimli kılınabilir, kullanılabilir? Şimdi özel dersler aslında akıllı ilaç denilen yeni nesil ilaçlar var. Bunlar gibi çok faydalı son çarelerdir. Fakat velilerimiz özel dersleri aspirin gibi kullanıyorlar. Yani sürekli başım ağrıdı, at bir tane. Bu çocuğu matematik kötü, gönder hocaya. Aslında özel dersler çocukların kendilerinin uğraşıp yapamadıkları, belli bir noktaya kadar geldikleri veya hiç gelemedikleri konularda yardımcı olacak son ilaçtır. Neden? Çünkü çocuk bir konuyu kendi kendine öğrenebilmek zorundadır. Yani bir çocuk ABC konularını kendisi çalışarak bir hocadan sınıfta dinleyip evde bu işi halledecek bir gücü elde etmek zorundadır. Destek her şey almadan. Ona tabii destek almadan yani bisiklet binmeyi hocadan öğrenemezsiniz. Yani ne yapmak zorundasınız? Her şeyi kendiniz bir sürü şeyi kendiniz öğrenirsiniz. Bir sürü de öğrenemediğiniz vardır. Özel ders o öğrenemediğiniz, kendi başınıza başaramadığınız şeyleri size öğretmek için kullanılmalıdır. Yani iyi bir sınav öğrencisi matematikte örneğin, matematikte anlayamadığı 30 konunun diyelim ki 6 tanesini anlayamadı. Bu 6 tanesi için der ki hocam ben bu konularda özel ders alayım, buradaki badireyi atlatayım diyebilir. Ama başlangıçta en basit konudan başlayalım, sonuna kadar ders alalım. Bunun faydasını ölçmek de çok güç oluyor. Çünkü özel ders hocaları zamanla çalışan insanlar, çok verimli işler yapıyorlar. Fakat her öğrencinin anlattıkları dersin sonunda ne aşamaya geldiklerini takip edemezler. Bir de okulda, dershanede, kursta işte 5 saat, 10 saat, 20 saat bir dersten ders var. Haftada 1 saat ders alıyorsunuz. Diyelim ki 6 saatlik bir dersin özel dersini alıyorsunuz. Şimdi 1 saatte o 6 saatte yapılan her şeyi yapmak, takip etmek öyle kolay da bir iş değil. Hocanın ona zamanı da olmayacaktır. Ve çocuk biraz böyle disiplinsizse, tembelse o zaman özel ders boşa gitme ihtimali de var. Kaynakları, para kaynaklarından bahsetmiyorum, zaman kaynağını doğru kullanmak çocuk lazım. Çocuk disiplinsizse vazgeçmek gerekiyor mu çocuktan? Yani şimdi, olmaz artık. Şunu söyleyeyim, çocuk disiplinsizse özel ders çocuğu disiplinli yapmıyor. Ne yapacak? Çocuk disiplinsizse bizim kursumuzda da uygulandığımız akademik takip sistemi ATS ile bu çocuğun başına polis gibi bir rehberlik hocasının dikilmesi lazım. Çocukların %95'ini böyle kurtarabiliyoruz. Gene kurtaramadığımız bir %5 kalacaktır. Yani onlara hepten disiplinsiz diye bir tabir kullanabiliriz. Ama her çocuk mutlaka zaten ana mesele, eğitimdeki ana mesele çocukların davranışlarının değişikliğini sağlamak. Şimdi bir eğitim sistemi çocuğu tembel çocuktan çalışkan çocuğa dönüştürebiliyorsa zaten ona bir şey vermeye gerek yok. O kendi kendine yürür gider. Önemli olan bu. Bu aslında ders anlatmanın bir tık da önünde bir hizmettir. Şimdi bizim kursumuzun ana iskeletini oluşturan şey bu. Yani normalde özel okullar bile bir tane iki tane rehberlikçiyle çalışıyorlar. Biz 4 rehberlikçiyle çalışıyoruz. Sorunlu öğrenciler gelsin biz bir şekilde. Şimdi bakın. O sorunu ortadan kaldırırız mı diyorsunuz? Şimdi çocukların %95'inin bir problemi yoktur. Normal çocuklardır. Normal çocuklar ders çalışmak istemezler. Normal çocuklar çabuk sıkılırlar. Normal çocuklar bilgisayarla oynamak isterler. Şimdi rehberlik sistemi psikoloji ya da psikiyatri gibi değil ki. Onlar o %5'lik sorunlu çocuklarla ilgilenir. Onların problemlerini çözer. Rehberlik sistemi %95'lik normal öğrencilerle ilgilenir. Yani bizim ilaçlarımız normal öğrenciler için. Normal öğrencinin az çalışma isteğini çok çalışma isteğine dönüştürür. Bu çocuk hasta değil ki. Bu normal.
Sadece çalışması lazım. Çalışmak istememesi normal bir şey. Tabii. Siz çalışmak istiyor muydunuz dizideyken? Yok. Hiç kimse çalışmak istemiyor. Boşuma giden derslere de çalışıyordum. Şimdi eğer bizi izleyen birkaç keyif veriyorsa. Doktorumuz varsa diyorduk ya zamanında ne kadar test çözmüştük öyle konuşuyorsunuz ama şimdi normal öğrenciler az çalışmak ister, çok gezmek ister, evet. Az ders yapmak ister ama çok televizyon izlemek ister. Şimdi biz bunların az ders yapma isteğini onlara sorumluluk duygusu kazandırarak çok ders yapmak, az televizyon izlemek şeklinde değiştirmeliyiz. İşte bu rehberlik sistemlerinin işidir. Ve biz bu konuda kurs olarak çok iddialıyız. Bizim çocuklarımız normal çocuklar, tembeller. Biz onu değiştirmek istiyoruz. Sizin kabul etmediğiniz öğrenci adayları oluyor mu? Şimdi eğer bir çocuk bir eğitim kurumunda başka çocukların ders dinlemesini, ders dinleme haklarını, çalışma haklarını, öğrenme haklarını engelliyorsa bu öğrencinin bizim kurumlarımızda bulunması mümkün değil. Sınıf içerisinde konuşma da dahil, yani belli yapıdaki öğrencilere bir şey demiyorum. Ama dersi dinleyemeyecek kadar dağınık, işte motivasyonu bozuk öğrencileri biz kabul etmiyoruz. Tabii bu ha, diyelim ki bir şekilde kaydettik onu. Onu diyecektim. Kaydettik onu da zaman içerisinde sınıf düzenini bozdu. Velisini ararız, parasını iade ederiz, göndeririz onu. Başka yerde, başka bir kendisi de biraz çeki düzen verir. Başka yerde devam etsin. Biz kendi ders dinlemek isteyen, çalışmak isteyen, amacı olan çocukların hedef tembel dahi olsalar onların haklarına kimseyi müdahale ettirmeyiz. Peki Yıldız Hocam, Aytaç Kurs'un sunduğu yenilikler nelerdir? Biraz da onlardan bahsedelim. Hemen bahsedelim. Tabii burada esas faktör rehberlik. Rehberlik sistemi burada çok önemli bir rol oynuyor. Neden? Çünkü bir kurumu ilerleten, öğrenciyi takip eden, öğrencinin ilerleyişinden sorumlu olan Aytaç Kurs'ta da rehberlik hizmetleri. Buradaki en önemli nokta akademik takip sistemi. Her öğrencinin bireysel olarak takip edilmesi. Bu takipten kastımız deneme analizi, konu eksiklikleri, verilen derslerden alınan dönütler, öğrenciye verilen ödevlerin haftalık olarak düzenli yapılıp yapılmadığı, bunların hepsini rehberlik hizmetleri takip ediyor. ATS dediğimiz akademik takip sisteminde başlangıç noktasından öğrenciyi ilk ele aldığımız noktadan ta ki sınav gününe dek ne kademeler ilerlettik, ne kadar yol aldık ve biz bu öğrenci için nasıl bir çalışma yaptık, hepsi raporlanır. Bu raporlamalar hem öğrenciye hem de öğrencinin velisine aktarılır. Gerekiyorsa öğrencinin ilerleyişine dair ya da öğrencinin sınav düzeyine dair gerekli olan tüm bilgiler veliyle de paylaşılır. Akademik takip sisteminin esas çıkış noktası zaten öğrencinin başlangıç noktasından son geldiği noktaya kadar ilerleyişi nasıl? Yani o grafik ne yönde ilerliyor? Başlangıç noktası çok düşük olan bir öğrenciyi bir adım bile öteye götürebiliyorsak bu grafik yukarıya doğru çıkıyordur. Bu bizim için iyi bir izlenim. Fakat eğer biz öğrenciye söylediğimiz yönlendirmelere, yaptığımız programlara uygunluk sağlayamıyorsak da bunu mutlaka veliye bilgilendiriyoruz. Veliyle de iletişim halindeyiz. Akademik takip sistemi bize öğrencinin ne aşamada olduğunu, nasıl yol kat ettiğimizi ve neler yapmamız gerektiğini gösteriyor. Rehberlik öğretmenleri de bu akademik takip sisteminde öğrenciyle beraber aslında o yolda yürüyen, ona yol gösteren bir öğretici. Bir anlamda yol haritasını bu şekilde çiziyorsunuz. Kesinlikle doğru. Ne yapması gerektiğini. Ve buradaki esas nokta şu, her öğrenciye eşit zaman ayırıyoruz. Yani her öğrencinin aldığı program, çizilen yolu, ayrılan süresi hepsinde eşit. Ve bunu standartlaştırmak önemli olan. Bir kere yapmak, iki kere yapmak değil. İstikrarlı bir şekilde öğrenciyi düzenli bir şekilde takip etmek. Yani öğrenciyi başlangıç noktasından aldık. Son ana kadar istikrarlı şekilde takip edebiliyoruz. Bu zaten akademik takip sistemi dediğimiz istikrarlı ve her öğrenciye eşit zamanı ayırmak aslında. Bunun dışında tabii kullandığımız yayınlar da önemli. Aytaç Kurs olarak sınava hazırlanan her öğrenci çok rahat söylemek istediğimi anlayacaktır. 3-4-5 yayınları, arı yayınları, prova yayınları, çanta yayınları gibi sağlam, sınava yakın, sınavda bizimle sınavda karşısına çıkabilecek soru tiplerine yakın soru tipleriyle muhatap ediyoruz öğrenciyi. Durum böyle olunca çözdüğü denemeler, çözdüğü testler, çözdüğü kaynaklar bilindik, sınava yakın kaynaklar olduğu için istediğimiz başarıyı zaten sınav sonucunda mutlaka alıyoruz.
Bunun akabinde bölümlenmiş matematik mantalitemiz var. Nedir bölümlenmiş matematik? Son 5 yıldır yeni nesil matematik sorularıyla karşılaşıyor öğrenci. Hem LGS döneminde hem TYT, AYT yani YKS sınavında. Ne demek bölümlenmiş matematik? Bu yeni nesil sorulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğreniyoruz. Yeni nesil sorular neler? Hemen söyleyelim. Şöyle, hem yorumlama matematik için, hem yorumlama, hem işlem, hem de hız gerektiren sorular matematikte. Bu yorumlamadan kastım normal bir düz bir soru değil. Çetrefilli, düşünmeyi gerektiren, fazlaca işlemle beraber fazlaca ihtimali göz önünde bulundurmamız gereken biraz daha zor seviyede sorular aslında. Ve öğrenciyi sınav esnasında diğer öğrencilerden ayıran en temel sorular yeni nesil sorular. Biz de matematikte, bölümlendirilmiş matematikte bu yeni nesil temelli sorular üzerinden hareket ediyoruz. Ve bu sistemi öğrenci tabii alışagelmiş bir bahsettiğim gibi 5 senedir ortaya çıkmış yeni nesil sorular sistemi var. Bu sistemi öğrenciye adapte edebilmek için bölümlendirilmiş matematik uygulamasını kullanıyoruz. Detayları Aytaç kursta öğreneceğiz. Peki efendim, matematiğin üzerinde çok duruyoruz. Biraz önce de Abdülkerim hocam siz biraz bahsettiniz. Matematik eğitim neden ön plana çıkıyor bu kadar fazla? Şimdi detaylandıralım biraz daha. Matematik çabuk yapabilen diğer her şeyi yapabildiği için. O kadar matematik önemli. Yapamayan sayısalda bir şey yapamıyor. Eşit ağırlık ve sayısalda iyi bir okul kazanmak için matematik yapmanız lazım. Yani Türkçe'yi yapabilirsiniz, sosyal bilgileri yapabilirsiniz ama matematiğiniz yoksa İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin sıradan üniversitelerinin ötesinde çok geçemezsiniz. Bütün kurslar bu matematiğin üzerinde bu kadar duruyor mu? Durmuyor. Biz bu konuda yılların deneyimiyle matematiği tüm programın %40'ı olacak şekilde genellemeye çalışıyoruz. Hatta farklı bir ders yapısıyla çalışıyoruz. Normal kurslar gibi programda sadece matematik göremezsiniz. Birden fazla matematik öğretmeni bir öğrencinin dersine girer ve her biri kendi alanını ayrı ayrı anlatır. Özellikle AYT matematik gibi uzun ve zaman isteyen konuları diğerleriyle birleştirmek, son bir iki aya sıkıştırmak zaten başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu nedenle AYT matematikle ilgili tamamen ayrı profesyonel bir hocamız gelir, çalışır ve sene başında başlar. Yani bu TYT bitsin AYT'ye başlayalım şekilde yapıldığı zaman çok baba konular var, asla bitmez ve iyi de sonuç alınmaz. Hoca dediniz, profesyonel bir hoca başlar dediniz. Aslında bir önceki programda da biraz bahsetmiştik. Yani her kurs kendi hocasının, kendi öğretmeninin en iyisi olduğunu belirtiyor. Bu anlamda ifade ediyor. Sizin hocalarınıza ayıran özellik ne? Şimdi profesör neye göre profesör? Aldığı eğitime göre mi, anlatıma göre mi? Trabzonspor'dan örnek verebilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi mesela Trabzonspor'da son 2-3 sezondur oynayan ve Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren oyuncular var. Bunların bir önceki takımlarına baktığınız zaman o takımlarda hiç başarılı olamamışlar, kadroya girememişler, uyumsuzluk problemleri yaşamışlar, iyi şeyler yapamamışlar. Ama bakıyorsunuz Trabzon'a geldiklerinde gol krallığını oynuyorlar. Aynı oyuncu, yani Trabzonspor'da çok daha farklı bir idman tipi mi var ya da havadan mı kaynaklanıyor? Önemli olan hocaların arasındaki büyük farklar değil. Önemli olan takımın belli bir sistemde uyumlu bir oyun oynaması. Kurslarda da böyledir. Şimdi bizim matematik öğretmenimiz başka bir kursun matematik öğretmeninden çok daha iyidir, onlar kötüdür diye bir iddiamız yok. Ama biz bu hocalardan diğer kurslara göre daha iyi faydalanabiliriz. Bizim bir sistemimiz var. Biz bunun iddiasındayız. Şimdi eğer bir hoca integral konusunu Mayıs'ın sonunda anlatıyorsa bu konu başarılı olmaz. Hoca ne kadar iyi olursa olsun. Çünkü sınava 20 gün kala çocuğun o konuyu alıp işte uzun da bir konudur. Onu hemhal etmesi, özümsemesi, anlayamadığı yerleri çıkarıp tekrar tekrar sorması, sınava o kısıtlı süre içerisinde bunları halletmesi mümkün değildir. Ama bu aynı hocayı alın, bizim kursumuza koyun, bu konuyu Şubat'ta anlatsın, Nisan'da bir daha anlatsın, Haziran'da bir daha anlatsın.
Hatta bir tık daha aşağıda bir hoca bunu yapsın. Samimiyetimle söylüyorum. Yani program hazırlıklarıyla samimiyetimle söylüyorum. Aynı hoca, hatta iki tık daha aşağıda bir hoca. Bir tanesi Haziran'ın başında anlatsın, Mayıs'ın sonunda anlatsın. Birisi Şubat'ta da anlatsın, Mart'ta da anlatsın, Mayıs'ın sonunda da anlatsın. Hangisi başarılı olacaktır? Basit bir sistem farklılığı. Bundan bahsedeyim size. O yüzden yani bizim hocalar iyi, onların hocaları kötü diye bir şey yok. Program bütün daha belirleyicidir. Değil. Hocalardan nasıl faydalandığınız önemlidir. Bazı hocalar bazı kurslarla anlaşma yaparlar. Çocuklar dersi dinlerler o hocadan. Hoca sonra çıkar başka bir kuruma gider. Çocuğun anlayamadığı bir yer olsa, çözemediği sorular olsa, bunları o hocaya soramadıktan sonra, hoca çok iyi de olsa ondan faydalanma miktarınız az. Önemli olan ilacın kalitesi değil, ilacın kullanılma istikrarıdır. Hocalar ilaç gibi, iyi hocalar var Trabzon'da. Ama bunlar acaba bir sistem dahilinde öğrencilere, öğrencilerin bu işi yapması için yeterli hizmeti verebiliyor mu? Programınız ona uygun mu? Evet. Emekli öğretmenler mevcut mu kadronuzda? Kurs sisteminde çok emekli öğretmen olmaz, fazla olmaz. Ama emekli hocalarımız deneyimli dershaneciler her zaman çok verimli hocalardır. Dersi iyi anlatırlar. Sorularla ilgili daha ince şeyler söyleyebilirler. Yani özel okul ve kurs sisteminden gelen hocaları hafife almayın. Unutmayın 2014'te dershane hocalarını atanmak için bir fırsat verildi. Hocaların ciddi bir kısmı milli eğitime geçti. Kurs hocaları milli eğitime geçince bütün okullar kolundan bacağından yapıştı bize gelsin bize gelsin diye. Oysa bu adamları KPSS'yi kazanamadıkları için kalitesiz olmakla yıllardır suçluyoruz. Onda evet konuşmuştuk, tekrar aslında konuşmak gerekiyor. Kurs hocaları ile ilgili birazcık da devlette iş bulamayıp bir anlamda ekonomisini, geçimini sağlayabilmek için girip cüzi miktarlara çalışan öğretmenler olarak da bakılıyor. Bu çok yanlış bir intiba hocam. Yani kurs hocaları bunu biraz bir kere, ana haber bültenlerinde sürekli gündeme getiriliyor. Medyanın yaklaşımı ortaya çıkıyor. Kurs hocaları bir kere çok deneyimlidir. Çok fazla soru çözerler. Bütün soruları çözmek zorundadır. Çünkü bir kurs hocasına her cepheden ateş edilir gibi her yayından farklı sorular gelir. Hepsine cevap verebilmek zorundadır. Siz milli eğitimdeki bir gittiğiniz soru sordunuz, adam cevap vermek zorunda değil. Verebilir ama vermez. Yeah. Veya verecek zamanı olmaz. Ama kurs hocası her soruya cevap vermek zorundadır. Çünkü her soruda kurs hocasının itibarı yeniden sınanacaktır. Dedi ki ben bu soruyu sonra bakayım. Aa, öğrenci der ki yapamadım acaba soruyu. Kurs hocalar bütün soruları çözebilmek zorundadır. Nasıl iş bulamadı? Kurs hocaları her zaman iş bulur, gelirleri de hiç az değil. Geçen de konuştuk. Evet, ben iyi bir matematik öğretmeni, iyi bir fizik öğretmeninin bir doktordan fazla kazandığını o zaman da söylemiştim. Peki. Yıldız Hocam, rehberlik çalışmalarınızdan bahseder misiniz biraz daha? Hemen. Biraz önce bahsettiğimiz sistem aslında. Rehberlik çalışmalarının kemiği, bel kemiği bu ATS sistemi. Bizim çıkış noktamız tamamen bireysel öğrenci takibi. Öğrenciyi bireysel olarak istikrarlı şekilde takip etmek. Bunun yanısına öğrencilere kendi alanlarına yönelik yani kendi gruplarına yönelik 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf kendi sınıf katmanlarına yönelik denemeler uygulamak. Çünkü bizim için en önemli şey denemelerin sonucu. İstatistiğini çıkartıyor musunuz? Kesinlikle. Yani şu aşamadan şuraya getirdik. Düşüş var, çıkış var. Kesinlikle. Biraz önce hatta ondan bahsettim. Bu grafik bir net, örnek veriyorum 10 net yapmış bir öğrenci, bir sonraki sınavda 11 net, bir sonraki sınavda 12 net şeklinde yukarıya doğru bir ivme kazanıyorsa bu bizim için olumlu yönde gittiğine dair bir intiba oluşturur. Neden? Bu zaten birden 15 net 20 net artacak bir süreç değil. Bu yavaş yavaş biriktire biriktire hazmede hazmede ilerleyeceğimiz bir süreç. Bir net dahi üzerine ekleyip ilerletebiliyorsak biz bu öğrenciyi başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii burada dediğim gibi bizim esas noktamız denemeler. Biz öğrenciyi denemelere göre nitelendiriyoruz aslında. Denemeden çıkan sonuçlara göre konu konu. Ders ders, hangi dersten hangi konuyu, örnek veriyorum 3 denemedir her, Türkçe dersinden aynı konuyu yanlış yapan bir öğrenciye nasıl bir yol haritası çizmeliyiz, bunu planlıyoruz. Durum böyle olunca hem bireysel takibi yapmış oluyoruz hem de öğrenciyi deneme bazlı net olarak da ilerletmiş oluyoruz. Bunun yanı sıra öğrenciyi deneme bazlı net olarak ilerlettikten sonra öğrencinin haftalık, günlük, aylık hedeflerini belirliyoruz.
Yani günlük hedefimiz kaç soru, kaç konu, haftalık hedefimiz hangi kitap, hangi kaynak, hangi konu, aylık hedefimiz denemede kaç nete ulaşmak şeklinde. Bunların hepsi bölümlenmiş şekilde öğrenciye sunuluyor. Öğrenci bunlarla yoğrulurken aslında o akademik başarı da beraberinde geliyor elbette ki. Evet. Tabii bir taraftan öğrenciyle uğraşırken bir taraftan da velilerin güvenini sağlamak gerekiyor. Velilerin evet. güvenli bir şekilde emanet ettiğim öğrencinin seviyesinin yükseldiğini, görmek istiyor. Peki, bu anlamda geri dönüşümler oluyor mu? Rehberlik sistemi dediğiniz şey sadece rehberlik öğretmeninden ibaret değil. Ne kadar öğrenciyi ilgilendiriyorsa aslında bir o kadar da veliyi ilgilendiriyor. Çünkü çocuk kendindeki gelişimi görüyor, eve yansıtıyorsa veli bundan tatmin oluyor. Ne demek bu? Biz deneme raporlarını biraz önce bahsettiğim o ilerleyişi biraz önce size aktardığım biçimde aynı standartlarda daha net verilerle, sayısal verilerle velilere de aktarıyoruz. Yani öğrencinin başlangıç noktası, ilk etapta aldık, hazır bulunuşluk sınavını yaptık öğrencinin. Hazır bulunuşluk sınavından çıkan sonuçla ilerlettiğimiz her ay akademik olarak yaptığımız görüşmelerde ilerlettiğimiz, netlerini arttırdığımız ya da yaptığımız çalışmalar bunların hepsi birebir veliye de aktarılıyor. Her ay mutlaka her velimizle mutlaka bir görüşme, bir bilgi alışverişi sağlıyoruz. Öğrencinin akademik durumu, sosyal durumu, ilerlettiğimiz, getirdiğimiz nokta ya da öğrencinin başlangıç noktasına göre ilerleyiş hızı, beklentimizin ne olduğu, nasıl bir yol haritası çizdiğimiz, bunların hepsini veliye zaten birebir yüz yüze görüşerek aktarıyoruz. Keza bunun dışında, sadece yüz yüze görüşmeler dışında, telefondan, online olarak yine sürekli bir bilgi alışverişi içindeyiz. Yani biz öğrencinin evdeki durumunu kamera koyup takip etme şansımız yok. Bizim öğrencinin evindeki elimiz, kolumuz, gözümüz, kameramız veli oluyor. Evet. Veli bu konuda bize bir dönüt veriyor aslında. Evet. Aylık bir görüşme planı uyguluyoruz dediniz. Aylık evet. değil de zaman zaman veli görüşmek istediğinde haftada bir, konuda, üç günde hayır, bir, beş günde o konuda bir. Zaten hiç sorun yok. Yani veli bize ulaşmak istediği zaman zaten ulaşılıyor. Fakat zorunlu olarak yani ulaşmak istemeyen, görüşmeye gelemeyen, çok yoğun olan, fırsat bulamayan velilerimiz için mutlaka zorunlu olarak ayda bir kere yüz yüze mutlaka görüşüyoruz. Onun dışında ekstra durum oldu, ekstra bir ilerleyiş planladık ya da öğrencide farklı bir durum ortaya çıktı. Mutlaka hemen akabinde olaya müdahale edip veliyle tekrardan görüşme sağlıyoruz. Peki. Abdülkerim Hocam, yine dersler ne zaman ve hangi saat aralığında yapılıyor Aytaç kursta? Şimdi hafta sonu derslerimiz cumartesi pazar saat 9 ile 16 arasında. Hafta içi 9 ile 4 arasında mezunlar. 4 ile 6.30 arasında da hafta sonu yani normal okullarına devam eden öğrencilerin hafta içi dersleri ve etütleri yapılıyor. Pazartesi günleri de tatil. Okuldan gelenler o anlamda yorgun olmuyorlar mı? Bir taraftan dersten çıkıyorsun, başka bir kursa gidiyorsun. Şimdi bu alışılagelmiş bir durum zaten. Yani okuldan çıkıp mesela ortaokullar 2.45'te çıkıyor. 3.30'da bunlar kursta dersleri başlar. Şimdi sadece hafta sonu gelmek yani sınava hazırlanan bir öğrenci için yeterli olmadığı için hafta içi de gelir bu çocuğa. Bu alışkanlık var zaten. Yıllardan beri. Tabii canım yani, 40 yıldır var. Doğru mu? Şimdi bu saatte bu çocuk bahçeye gidip top oynamayacak. Yani sosyal etkinlik yapmayacak. O gelip oturacak televizyonun karşısında, tabletin karşısında, bilgisayarın karşısında, cep telefonunun karşısında. Bize yani mi gelsin, böyle mi yapsın? Sizce hangisi doğru? Birinci dediğiniz şıkları yapıyorsa tabii ki size gelsin de. Belki dinlenecek, uyuyacak, kitap okuyacak, arkadaşlarla oyun kitap oynayacak. Kitap saat yani. Ondan sonra okuyabilir. Önce çocuk geleceğini garanti altına alacak sınav başarısını sergilemeli. Ben 9. sınıflar okuldan çıksın, haftanın her günü kursa gelsin, ders yapsın diye bir düşüncem yok. 2 gün gelsin, ders yapsın, 2 gün piyanoya gitsin, resim kursuna gitsin, akıl oyunlarına gitsin, spora gitsin. Ne? Lise öğrencileri, erkek öğrenciler haftada 3 gün spora gitsinler. Ama 12. sınıfa geldikleri zaman biraz şişmanlamalarında bir sakınca görmüyorum. Peki. Arı yayınlarının dijital mecralarda bir karşılığı var mı? Çünkü Aytaç Kurs'tan bahsederken arı yayınlarıyla bir arı yayınlarının grubu. Her bir alt yayın grubunun her kitabının video çözümleri var.
Hani çözemediğiniz her sorunun barkodunu okutup cep telefonundan nasıl çözüldüğüne dair bir hocayı dinleyebilirsiniz. Çok iyi. Onun dışında dijital eğitim sistemi anlamında yayınlarının sitesine girildiğinde orada zaten dijital eğitimle ilgili modüller var. Onlardan da yararlanabilir. Bazı mesela kitapta yer alan bazı deneylerin vesaire videoları var. Kitabı takip ederken onlardan yararlanılabilir. Yakında da dijital eğitim noktasında öğrencilere kurs yanında destek hizmeti verecek bir platform daha da hizmete açılacak. Bütün yenilikleri, bütün teknolojiyi, güncellemeleri bir anlamda Aytaç Kurs'ta da görebileceğimizi ifade ediyorsunuz. Tabii bizim de zaten uygulamalarımız arasında çocukların kursta öğrenemediklerini kurs sonrasında da edinebilmeleri için bir hizmetimiz olacak. Özellikle YouTube kanalımız. Şu anda YouTube kanalımızdan ciddi sayıda rehberlik hizmeti veriyoruz. 50'ye yakın videomuz var. Bu tabii bunları zamanla çeşitleneceğiz. Özellikle biz rehberliği öğrencilerden ziyade anne babalara yapmak istiyoruz. Çünkü işi çoğu kez bozanlar anne babalar oluyor. Niye? Mesela diyoruz ki bu çocuk saat 8'den 11'e kadar çalışsın. Ama diyor bizim çocuk o kadar çalışamaz, yorulur. Onu dedikten sonra çocuk daha çalışır mı? Evet, ışığı görüyor orada. Şimdi diyelim ki... Şimdi anne baba da kendisinden örnek veriyor. Acaba ben çalışırsam yorulurum, çocuk da yorulur anlamında belki de bakıyor. Şimdi diyelim ki anne baba... Birisi dedi ki sen 3 saat çalışacaksın. Öbürü dedi ki sen 1 saat çalışacaksın. Çocuk kaç saat çalışır? 2 saat ortası. Yok. 1 saat. Hiç. Çocuk 1 saat çalışır. Çünkü eğer iki ebeveyn aynı şeyi söylemiyorsa çocuk onun kolay olanını söyleyen ebeveyni seçer. Çünkü bunlar ortak bir dil geliştirememişse ki bizim Türk ailelerinde ortak ebeveyn dili geliştirmek çok güç. Ortak ebeveyn dili olmadığında çocuk kendisi için kolay olanı, eğlenceli olanı seçecektir. Şimdi çocuk geldi evde ders çalışıyor, annesi onu zorladı. Sonra baba geç bir saatte geldi, oğlum yeter bu kadar bırak dedi mi tak bırakır yani. Ya ama sorumluluk sahibi olmuş, davranış değişikliği gerçekleştirmiş öğrencilere bundan hariç tutuyor. Peki, anlaşmalı olduğunuz eğitim kurumları mevcut mu? Özellikle vakıf üniversitelerinden. Bizden gelen öğrencilere belli indirimler sağlayan vakıf üniversitelerimiz var. Bu esnada şunu söyleyeyim. Yani bu sene 2022 üniversite sınavından sonra tüm Trabzon'daki tüm mezun ve 12. sınıf öğrencilerimize ücretsiz tercih hizmeti vereceğiz zaten. Orada bu imkanları da görürler. Hangi üniversitelerle anlaşmamız var. Orada bundan yararlanılabilir. Evet. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz Yıldız Hocam. Aslında rehberlikle alakalı birçok konuya değindik. Birçok konuyu da sizden açıklamalar aldık. Varsa birkaç cümle eklemek istediğiniz alalım. Ardından da Abdülkerim Hoca'dan son cümlelerini alacağız. Programı toparlayacağız. Şöyle söyleyeyim. 7 Mayıs'ta bir bursluluk sınavımız var. Ona özellikle vurgu yapmak istiyorum. Özellikle sınav hazırlık öğrencileri ya da 9. 10. sınıf lise öğrencileri mutlaka bu sınava başvursunlar. Çünkü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir sınav atmosferinde gerçekleştireceğiz bu bursluluk sınavımızı. Her öğrenci için mutlaka çok iyi bir deneyim, iyi bir tecrübe olacaktır. Sınava hazırlanan öğrenciler için ise o atmosferi solumak, ilerleyen dönemlerde nasıl olsa ben bu sınavı bir daha yaşamıştım ambiyansı oluşturacak. Bunun dışında şundan bahsetmek istiyorum. Aytaç Kurs Merkezi olarak belli bir kurumsallığımız var. Bizi aslında Aytaç Kurs Merkezi'ni bu kadar sistematik yapan şey bu kurumsallık. Kurumsallıktan kastımız nedir? Kurumsallık dediğimiz şey müfredatın, işlenişin, hangi konunun kaç saat anlatılacağının, hangi dersin kaç saat olacağının sistematik olarak sene başından belli olması demek. Bunun belli olması demek hem öğretmeni, hem öğrencinin hem de bizlerin işlerini kolaylaştırıyor. Hangi dersi kaç saatte anlatılacağı, bu dersi ne kadar zamanda bitirmesi, müfredatı ne kadar zamanda yetiştirmesi gerektiği hepsi sistematik bir şekilde aslında dönem başından belli oluyor. Bunun dışında en önemli rehberlik hizmetimiz biraz önce de bahsettiğimiz akademik takip sistemi. Bu takip sistemine tabi olan öğrenciler mutlaka ve mutlaka başlangıç noktasının çok ve çok üstüne çıkıyor. Sınav başarısı olarak. Peki. Teşekkür ediyoruz. Abdülkerim Hocam, gelecek yıl LGS'ye hazırlanacak öğrenci velilerine ne tavsiye edersiniz?
Şimdi lise giriş sınavı, üniversite sınavı gibi değil. Daha tehlikeli bir sınav. Başarı bandı daha dar. Mesela üniversite sınavına diyelim ki 3 milyon kişi giriyor. İlk 500 bindeyseniz bir okula girersiniz. Lise giriş sınavlarına aşağı yukarı 1 milyon 400 bin kişi giriyor. İlk 100 binde değilseniz nitelikli bir okula giremezsiniz. Ha bu yıl çalışamadım, bir dahakisine aklım başıma geldi, bir dahakisine hazırlanacağım diye ikinci bir şansınız yoktur. Şimdi ya ben tamam LGS'de iyi bir okula girmedim. Tamam bu o kadar önemli değil, lisede bunu telafi ederim. Edebilir bir öğrenci. Ama şimdi aynı futbol takımları gibi LGS hangi ligden başlayacağınızı gösteriyor. Eğer iyi bir nitelikli okula gittiyseniz bu ne demektir? Süper Lig'den başlayacaksınız demektir. Orta halli bir nitelikli okula gittiyseniz birincilikten başlayacaksınız demektir. Puanla almayan bölge okullarından birine gittiyseniz bu alt liglerden başlayacaksınız ve önünüzdeki mesafe daha güç olacak demektir. Şimdi diyelim ki şehrimizin Trabzon Fen Lisesi, Akçabat Fen Lisesi ya da Yomra Fen Lisesi gibi üst düzey okullarından birine gittik. Trabzon Kağan Anadolu Lisesi. Mesela. Şimdi demek ki burada bulunduğumuz öğrenciler kimler? Bizim gibi oraya canını dişine takarak gelmiş bir çok çalışkan, zekası tescillenmiş, çalışkanlığı tescillenmiş bir katman değil mi? Bunun içerisinde yer alıyoruz. Yani bu kişilerle muhatap oluyoruz, bunlarla arkadaş oluyoruz. Gelecekte bunlarla evleneceğiz, bunlarla iş kuracağız, bunlarla oturacağız, bunlarla kalkacağız, bunlarla ders çalışacağız, bunların olumlu alışkanlıklarından faydalanacağız. Ya da hiç ders çalışmayan, kendisini eğitime verecek ya da vermeyeceği belli olmayan idealsiz çocuklarla bir arada olacağız. Şimdi onların arasından mı tırmanmak daha kolay, bunların arasından mı? LGS bu açıdan çok önemli. Şimdi lise giriş sınavında kurslar çok önemli bir misyon üstleniyorlar. Çünkü çocuklar için eğitimde fırsat eşitliği, emin olun aynı şehrin içindeki mahalle okulları arasında bile var. Yani merkezdeki bir ilköğretim okuluyla 5 kilometre yukarıdaki bir ilköğretim okulu arasında bile ciddi fark var. Eşitsizlik. Eşitsizlik var. Bu kurs bunu bir nebze giderebilir. Tamamen gidermez. Şimdi deniyor ki işte kurslar paralı. Şimdi sizin parayla alamadığınız size tanımlanmış bir eşitsizlik var. Bunu paranızla tamamlayabilirsiniz. Bir ton fındıkla bir çocuğu lise giriş sınavlarına diğeriyle eşit şartlarda sokabilirsiniz. Ne? İki ton çay parasıyla bu fırsat ona tanımlayabilirsiniz. Yoksa devletin köy okulunu şehir okuluna eşitlemesini beklerseniz her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Peki. Sınava giren öğrencilerle ilgili bir şeyler yapacak mısınız? Aslında ondan da biraz bahsedelim. Evet, onu tekrar söylemek buyurun istiyorum. Üniversite sınavı sonrasında puanlar ve sıralamalar açıklandığı dönemde tercihler konusunda bizim kurumlarımızın çok büyük bir deneyimi var. Tercih konusunda bölgedeki en deneyimli kurumlardan biriyiz. Bu konuda hem bireysel olarak her öğrenciye tercih hizmeti vereceğiz. Puanlarını, sıralamalarını en iyi şekilde nasıl değerlendirecekleri konusunda yardımcı olacağız onlara ve bu işi ücretsiz yapacağız Aytaç Kurs Trabzon ekibi olarak. Peki. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı bize tanıdığınız için. Çay TV'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Tekrar başarılar diliyoruz sizlere de. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bey kusura bakmayın. Bizim Mete misket biriktiriyor da çok kıymetlidir. Ben de beyaz kapı biriktiriyorum. Birikim yapmayı seven bir aile. Tabii ki Tolga Bey. Geleceğimiz söz konusu olunca birikim...